Herkese merhaba, ben Burcu, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benden çok uzun zamandır istenen bir video paylaşacağım. Saç bakım rutinimle ilgili kullandığım, memnun kaldığım ürünleri sizlere anlatacağım bir video olacak. Eğer kanalımı takip ediyorsanız ya da videolarıma denk geldiyseniz zaten göreceksiniz. Son zamanlarda çok fazla saçlarımı boyuyorum. Sarışın olma sevdasına, işte renk tutturmaya çalıştığım, bir sürü denemeler yaptığım videolarım var kanalda. Ve tabii ki hatta paylaşmadığım şeyler de var, boyamalarım da var. Öyle ki zamanında haftada, her hafta bir kere saçımı boyadığımı hatırladığım bir dönem de var. Buna rağmen saçlarım aslında evet yıprandı. Şu an saçlarımın uçlarından bu arada kırıklarını aldırttırdım. Geçen hafta ya da daha önceki hafta aldırttırdım ama tam alınmamış hali falan çok yıprandı. Kamerada falan bu çok gözükmüyordu. O yüzden videolarımı izleyenler işte şöyle yorumlar geldi. Saçlarınızı işte bu kadar işlem yapmanıza rağmen gayet sağlıklı duruyor. İşte bir bakım videosu çeker misiniz falan filan diye. Aslında kamerada çok gözükmüyordu ama şöyle bir şey var. O kadar çok işlem yapmama rağmen yine de bu kırılma, işte yıpranma oranı bence normalden daha azdı. Ki uzun zamandır da saçlarımın kırıklarını aldırttırmıyordum. Pandemi dönemi işte falan filan derken o şekilde bir türlü denk getiremiyordum. Her neyse şimdi bugün sizlerle öyle bir video çekmek istedim. Kullandığım ürünleri şuraya dizdim. Sırayla size göstereceğim. Bazılarını bir daha almayı düşünmüyorum. Onları da kullandım diye göstereceğim ama hani almayı çok da düşünmediğimi de belirteceğim yanında. Şimdi ilk olarak ben saçlarımı son zamanlarda şöyle bir ürün kullanıyorum duşa girmeden önce. Zaten bunu sosyal medyada falan takip ediyorsanız bütün işte influencerların önerdiği bir ürün. Ben de aldım. Yararını gördüğümü düşünüyorum ben. O da şöyle Dax'ın bir ürünü. Bunu zaten birçok yerde görmüşsünüzdür. İçerisinde birçok yağ barındırıyor. Saçların diplerine özellikle uygulanıyor ve saçlarda uzamayı hızlandırıcı bir özelliği var. Ben bunu duştan işte yarım saat, bir saat önce saçlarımın diplerine çok sürmenize gerek yok. Çünkü gerçekten çok da kolay aranan bir ürün değil. Saçlarımın diplerine böyle masaj yaparak uyguluyorum. Ondan sonra çok küçük miktarda alıp bir de onları saçlarımın uçlarına getiriyorum. O şekilde bu ürünü uyguluyorum. Daha sonrasında benim aslında yıllardır kullandığım, hatta boyama yapmadan önce de saçımı uyguladığım, onun üzerine boyama yapıyorum. Belki de bu da bir etkendir çok yıpranmamasında. Hindistan cevizi yağı. Benimkinin markası Life'in. Herhangi bir organik Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Ben bunları göz makyajımı çıkartırken de kullanıyorum. Çok faydalı. Hem makyajım çok güzel eritiyor, arındırıyor hem de bakım yapıyor. Yüzüme kullanmıyorum çünkü tüylenme yapabilir düşüncesiyle. Çünkü kıl köklerini besliyor da aynı zamanda. Çünkü kaşa kirpiğe uygulanıyor sonuçta. O yüzden çok kullanmıyorum. Bunu da o deminki gösterdiğim Dax'tan sonra bunu da yine böyle bayağı bir avucuma alıyorum, eritiyorum ve saçımın boy ve uçlarına da bol miktarda bundan sürüyorum. Saçlarımı o şekilde topluyorum. Yarım saat, bir saat işte zamanıma göre. O şekilde bekledikten sonra saçlarımı yıkıyorum. Ayrıca benim saçlarım çok kuru yapıda olduğu için duştan sonra da ben saçlarımı çok az miktarda şöyle mini minnacık alıp elimde onu eritip böyle uçlarına birazcık uyguluyorum ki hem elektriği alsın hem de birazcık kuruluğu gitsin, bakım yapsın diye. Ama saçlarınız yağlanmaya müsaitse duştan sonra çok da tavsiye etmem. Öyle ki benim saçım o kadar kuru ki biraz mesela yağı fazla kaçırdığımda saçlarım böyle yağlı gözükür. Ama mesela yatıp kalkıp ertesi güne baktığımda saçlarım o yağı emmiş olur ve gayet normal bir şekilde hayatıma devam edebilirim o yapıda. Ama tabii birazcık tülermeyi vesairesi aldığı için hani tavsiye ediyorum çok küçük miktarda elinizi çok hafif yağlandırın. Azıcık uçlarına böyle o pürçüklenmeyi önler falan. Hem de bakım yapar. Bunu da ben o şekilde kullanıyorum. Yıllardır da Hindistan cevizini kullanıyorum. Şimdi şampuanlarımdan bahsedeceğim. Son zamanlarda şu şampuanı aldım. Merak ettiğim için. Bunu marketlerde falan görmüşsünüzdür illaki. OGX, nasıl okunuyor bilmiyorum, markasının. Çok böyle saçımı ekstra güzel yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı diyemeyeceğim.
Yani saçınızı kalkıp da işte dümdüz de yapmıyor. Zaten bunlar genelde Brezilya fönü kullanıyorsanız o fönünüzü uzun vadede kullanmak için ideal diye düşünüyorum. Ekstra öyle çok çok yüzleştirici bir şey yok. Fena değil bir şey, fena değil. Orta şekerli. Ama hani bu bittikten sonra bir daha bundan, kokusu çok güzel bu arada. Ama bir daha çok da bunu almayı düşünmüyorum açıkçası. Şu an bitsin diye bunu kullanıyorum. Onun haricinde mor şampuanlarım var. İşte bir tane L'Oreal'den almışım. Bir tane John Frieda'dan almışım. Mor şampuanlardan da böyle aşırı randuman beklemeyin. İşte saçınızın bütün turunculuklarını alacak ki bunu da düzenli kullanmak gerekir. Haftada bir falan muhakkak kullanmanız gerekir. Yani biraz nötrlüyor. Ama öyle çok mucize beklemeyin mor şampuanlardan. Bu L'Oreal'in mesela, bu da John Frieda'nın. İkisinin de randumanları birbirine yakın. Yani bunları da, mor şampuanları muhakkak, işte mor şampuan, işte mor maske, bunları muhakkak kullanıyorum. Saçım sarı olduğu için bir tık da olsa nötrleşmeye yardımcı olsun diye bunları kullanıyorum. Onun haricinde şöyle bir şampuanım var, Aveda markasının. Bu da yine elektriklenmeyi alan, işte daha düzgün saçlara sahip olan versiyonundan. Bunu çok çok aşırı kullanmadım ama bu da güzel bir şampuan bu arada. Tavsiye ederim. İşte bunun saç kremi yok şu an bende. Bu da memnun kaldığım ama tekrar almayı çok da düşünmediğim bir şampuan diyebilirim. En çok memnun kaldıklarım, şu an bitirdim. Boş kutuları var ama bunları alacağım. Muhakkak alacağım. O da Domines markasına ait. Bu şampuanı çok kuru saçlar için olanı. Bu da saç kremi. Bir de bunun maskesi var. Ama ben bu ikisini almıştım. Şu an bunlar bitti. Ama atmadım. Hani örnek olsun aynısını alayım diye atmadım. Evet biraz pahalı. Aveda da pahalı bu arada. Ama ben bunlardan çok memnun kaldım. Bunları tekrar alacağım. Uzun vadede kullandığınızda gerçekten saçınızı çok güzel yapıyor. Ben kokularını çok beğeniyorum. Ve kokuları gerçekten saçta çok uzun süre kalıyor. O yüzden bunları gözüm kapalı tavsiye edebilirim. Eğer böyle saçlarınız çok yıprandıysa vesaire, bunları kullanabilirsiniz. Onun dışında Urban Care'in şampuanları var. Onlar şu an elimde yok galiba, Urban Care'in, ama ben çok fazla şu an şampuan görüyoruz her markadan. Benim şu an tekrar tekrar alacağım şampuanlar şunlar: şampuanı ve saç kremi. Urban Care'in herhangi bir şampuan, saç kremi. Çünkü aynı markayı uzun süre kullandığınızda aynı randımanı alamıyorsunuz ve sürekli aslında şampuanınızı, saç kreminizi değiştirmeniz gerekiyor. O yüzden de kafanızda birkaç böyle marka belirleyin size iyi gelecek olanlar. Benim dediğim gibi önerdiğim ve bundan sonra da 3'e indirebileceğim şampuanlar, dediğim gibi bir Domines, iki Urban Care markasının herhangi bir şampuan ve saç kremi. Atıyorum yıpranmış saçlar için uygun olanı vesaire olabilir. Bir de normal mor şampuanlarım. Herhangi bir mor şampuan, işte mor saç kremi falan. Bu üç arasında böyle gidip geleceğim. Bu arada Domines markasına ait şöyle bir sprey, saç spreyi. Çok küçük bir şey zaten. Deneme boyu gibi düşünün bunu. Ama bu da pahalı yani. Bayağı 80 lira falan da galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bu çok küçük olduğu için ve birkaç kullanımda, pardon, birkaç kullanımda bitti. O yüzden bu işe yaradı mı? Saçımda bir yapılanma yaptı mı? Bunu anlayamadım. Büyük boyları çok çok daha pahalı zaten. Ki Domines markası da ucuz bir marka değil. Ama bunu çok elzem mi? Bunu bilemedim. Yani bunu, büyüğünü de bir daha almam, küçüğünü de bir daha almam. Ama dediğim gibi Domines markasının işte şu serisi, saçlarınız çok yıpranıksa, ben bundan çok memnun kaldım. Bu serisini şiddetle tavsiye ederim. Onun harici Urban Care markasının şampuanları da, onlar da çok güzel. Eğer saçlarınız sarı tonlardaysa da böyle John Frieda'nın mor şampuanını, atıyorum bunun saç kremi olur ama şampuan da yeterli, tavsiye ederim. Benim kullandığım ürünler, bakımlar bu şekilde. Hindistan cevizi yağını muhakkak saçlarınıza tavsiye ediyorum. Dax'ı da aynı şekilde tavsiye ediyorum. Ama bundan asla vazgeçemem herhalde. Yani bu şekilde ben saçlarıma bakım yapıyorum ve gayet de memnunum. Uzamasından, işte kırılma oranından vesaire, ki problemli bir saç yapısına sahip aslında, kuru ve çok da işlem yapıyorum. Ona rağmen saçlarım yine de
bayağı derli toplu diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Biraz kısa bir video oldu belki bilmiyorum ama hemen özetle sevdiğim ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. Saç bakımı neler bunları sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.